Kum şeytanı. Peki nedir bu kum şeytanı? İnternette araştırma yaptığımızda genelde şöyle cevaplar buluyoruz. Toprak erozyonu nedeniyle Konya Karapınar'da yaşamakta olan insanlar için kullanılan yerel bir deyiş. Peki kum şeytanı nereden gelmiştir? Hikayesini dinleyin bakalım. Osman Karapınar'da sevilen bir bireydi. Zekasıyla, çalışkanlığıyla, takdir toplar ve güvenilirliğiyle de herkesin gönlünde fazlasıyla tat kurmuştu. Halk çok zengin değil, imkanlar kısıtlı, kıt kanaat geçinirdi. Hele Osman bunu en derin hissedenlerdendi. Osman kerpiç keser, herkesin evini yapmada yardımcı olurdu. O kadar çalışkandı ki o varken yapılan her evde onun emeği vardır. İnsanlar kendi evini kendisi yapardı ama bu Osman'dan sonra neredeyse unutulma noktasına geldi. Çünkü her evi Osman yapardı. Bunun dışında Osman problemleri çözmekte çok iyiydi. Herkes akıl istemeye gelirdi. Çıkmazları hemen çözerdi. Bu yüzden de çok sevilmişti zaten. Herkese mükemmel bir hoşgörüsü vardı. Kerpiçleri kontrol edip bir akşamüstü eve dönerken bir garip gördü. Garip açtır ve perişan durumdadır. Kimsin nesin diye sormadan ona hemen yardım eder. Kalan yemeklerini verip onu evine getirir. Hiç soru sormaz. Ertesi gün gariple çalışmaya gider ve artık gariple yaşamaya başlarlar. Garip ona el ayak olmuştur ve tam da tıpkı adı gibi garip olaylar ondan sonra başlar. O geldiğinden beri Osman'a kötülük yapanlar artar. Osman hiçbirine laf etmez, hep içine atar. Halkın ona kötü davranmasını anlayamaz. Gariple dertleşir bir ara, garip ses etmez. Zaten hiç de konuşmadı. Her geçen gün artan olaylar artık yerini şiddete çevirmiştir. Yaptığı her şey yıkılır. Öneriler artık dinlenmez ve tersi yapılır. En çok da bir gün evladı gibi gördüğü kerpiçlerin yıkılışını üzülerek öğrenir. Bir ara garipten şüphe eder ancak Osman'ın bir arkadaşı kerpiçleri kimin kırdığını söyler. Garipten özür diler böyle bir şüpheye düştüğü için. Gel zaman git zaman olayları araştıra sebebini öğrenir. Köylünün ona bu kadar kinlenmesinin ardında garip gerçeği vardır. Meğerse garip görüp Allah dostudur dediği kişi Osman yokken Karapınarlı'yı Osman'a karşı yalan yanlış haberlerle sürekli kışkırtmış. Bunu sezer ve gariple Karapınar'a dönerken konuşur. Garip buna itiraz eder. Sonra Osman her şeyi netçe aktarınca garip itiraf eder ve o esnada garibin gerçek yüzü ortaya çıkar. Garip aslında masum bir kul kılığına bürünmüş şeytanın ta kendisidir. Şeytan eline iyi bir sopa alıp Osman'a saldırmaya kalkar. Osman da eline küçük bir değnek alır. Kıvrak zekasıyla şeytanla son bir kez konuşur. Der ki, seninle kavga edelim. Kazanırsan burayı terk edeceksin. Ve bir şart koşar. Şeytan kabul eder ve şartı sorar. Osman da der ki, yalnız biz eskiden arkadaştık. Karapınar'a yaklaştık. Şimdi seninle kavga ettiğimizi gören Karapınarlı, iki dostun kavga ettiğini sanacaklar. Buna ben çok üzülürüm. O yüzden bizi kimsenin göremeyeceği şu kör kuyuya geçelim, orada kozumuzu paylaşırız der ve şeytanı buna ikna eder. İnerler kuyuya, başlarlar kavgaya. Şeytan elindeki uzun değnekle hamle yapamazken, Osman şeytanı bir güzel döver ve kuyudan çıkarlar. Şeytan der ki, sen beni kandırdın. Uzun değnekle ben hamle yapamadım, sen de bir güzel dövdün. Zeki Osman, peki hadi değişelim der ve uzun değneği kendi alıp, kuyunun başında tekrar kargoya tutuşurlar. Şeytanı yine bir güzel döver. Şeytanın kafası sağlı sollu olmak üzere iki yerden yarılır ve şişer.
Bugünden sonra o şişen yerler şeytan tasviri edilirken o şiş iki yer boynuz olarak resmedilir. İşte öğrendiniz. Kum şeytanı hikayesi böyledir. Tamamen yaşanmış bu hikayede aktarılan sözlerin bütünü hayal ürünüdür ve kesinlikle inanmayınız. Kum şeytanı aslında toz fırtınasıdır. Şu an kum şeytanı denilen hortumu izlemektesiniz. Kum şeytanı Karapınar'da sık görüldüğü için olayın aslını bilmeden veya uzaktan ve ilk defa görenler korkup bu olayı cin, peri, şeytan diye aktarmışlar ve dilimize böyle gelmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.